Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz 5. güne. Öncelikle tekrarlayalım, ısınma egzersizlerimizi yukarıdaki linkten ulaşarak mutlaka yapın. Hazır hale geldikten sonra 5. gün antrenmanlarımıza startı verelim. Evet, 5. günkü ilk antrenmanımızın hareketi half squat'la başlıyoruz. Evimizdeki herhangi bir koltuğu kullanabiliriz. Mümkün olduğu kadar açılara dikkat edelim. Omuz hizasının biraz açıklığında koltuğa oturuyoruz. 90 derecelik bir açı yaptık, gövdeyi öne ya da geriye kaçırmıyoruz. Buradan yukarıya kalkışımız var. 15x3 set yapıyoruz. Her seferinde dik bir açıda oturup dik bir açıda kalkışlara dikkat edelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20-30 saniyelik bir dinlenme sürecinden sonra ikinci setimize geçiyoruz. Dediğim gibi 15x3 set bunu yapıyoruz. İkinci hareketimiz step up yapıyoruz. Evimizdeki herhangi bir sehpa, sandalye, koltuk, herhangi bir şeyi kullanabiliriz. Buradaki açı ayak parmak ucuyla dışarıda içeride kalmasın. Tam taban basıyoruz. Burada yine tek ayak üzerinde, son noktaya çıktık, dizimizi çektik. Burada bir saniye beklemeden sonra ayak değiştiriyoruz. 10x3 set. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20-30 saniyelik bir dinlenme. Bunu da 10x3 set yapıyoruz. Üçüncü hareketimiz push up. 10x3 set. Yine bir sehpa kullanabiliriz. Ellerimiz birazcık geniş bir açıda olsun. Çökebildiğimiz noktaya kadar, sonuna kadar inebiliyorsak da müthiş olur. Sonuna kadar indiğimiz takdirde son noktaya kadar düzeliyoruz. Yarım ve kısa kısa da tercih edebiliriz. 10x3 set. 4 5 6 7 8 9 10 10x3 set aralarda yine 20-30 saniyelik bir dinlenmeyle ikinci sete geçelim. Set aralarında mutlaka bir birer dakikalık dinlenmeden farklı bir harekete geçtiğimizde uygulayalım. Evet, dördüncü hareketimiz duvardayız, wall squat statik yapıyoruz. 3 farklı pozisyondayız. Her pozisyonda 10'ar saniye beklememiz var. İlk açımız, yani yaklaşık bir 120 derecelik açıdayız. Ayaklar yine omuz hizasının açıklığında. Ne çok geniş ne çok dar. Duvardan sırtımızdan destek alıyoruz. İlk pozisyonda 10 saniyelik bir beklememiz var. İkinci pozisyonumuz biraz daha aşağıya aldık açıyı. Yine duvardan sırtımızdan desteği alıyoruz. Kalçayı çok sırtıdan, duvardan ayırmadan 10 saniye beklememiz var. Evet, üçüncü açımız 90 derecelik bir açıyı yakalıyoruz. Ayakları biraz daha öne aldık. Burada da 10 saniye bekliyoruz. 10 saniye olduğu anda açıyı tekrardan yukarıya aldık. Bir 10 saniye bekliyoruz. Son açımız, tekrar açıyı başlangıç noktamıza aldık. Son pozisyonda bir 10 saniye daha bekliyoruz. Evet, son pozisyonda bitirdikten sonra bunu tek set olarak yapıyoruz. İkinci hareketimiz yine wall squat statik. Bu sefer 90 derecelik açıyı yakalıyoruz. 20, 30, 45 saniye genel olarak durum olarak durumunuza göre kendiniz süreyi belirleyebilirsiniz. Statik olarak sadece bekleyişimiz var. Tercihi tamamen kendiniz uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi en taban 20 saniyelik bir bekleme, 30 ya da 45 saniyelik. Altıncı hareketimiz yine duvardayız. Çok fazla çökmüyoruz. Wall squat leg yapıyoruz. Tek dizimizde çekişimiz var. 10 sağ 10 sol. Yukarıya kaldırdık, indirdik. Kaldırdık, indirdik. Birer saniyelik beklemelerle biri sağ bir sol, total olarak 20 tekrar.
Evet, 20x3 sette bunu yapıyoruz. Evet, 7. hareket, yine duvardayız. Yine statik olarak bekliyoruz. Bu sefer kalçamızı çok öne doğru getirmeden parmak uçlarına kalktık, kalf bölgesini çalıştırıyoruz. Tekrardan topuklara indik. 20x3 set yapıyoruz. Evet arkadaşlar, 20x3 set bu. Yine aralarda unutmayalım, 15-20 saniye, 30 saniye bir yere dinlenip bir sonraki sete geçelim. Evet, 8. hareketimiz jumping calf raise yapıyoruz. Calf bilek sıçrama yapacağız. Mümkün olduğu kadar parmak uçlarımızı kendimiz çekip tamamen parmak uçlarında bir aktivite yapıyoruz. 30 tekrarda 3 setlik bir hareketimiz var. 3 farklı pozisyonda tercih edebiliriz. 10'ar tekrarda her pozisyonu değiştiririz. Zaten açıları da size tekrardan göstereceğim. 1. pozisyonumuz 10 tekrarda. Parmak ucunda 10. 2. pozisyonumuz ayak parmak uçlarımız birbirine paralel. 3. pozisyon hiç durmadan ayak parmak uçları dışarıda 30. Total olarak 3 farklı pozisyonda 30 tekrarlık 3 setlik bir hareketimiz olacak. 8 hareketlik ayaktaki hareketlerimiz bittikten sonra bir plank ve core serisine geçeceğiz. İlk olarak planklarla başlıyoruz. İlk hareketimiz elbow plank. Dirseklerimizin üzerindeyiz. 20 saniyelik bir beklememiz var. Evet. 10-15 saniye. Total olarak maksimum 20 saniyelik bir dinlenmeden sonra ikinci hareketimize geçiyoruz. Basic plank. Bu da 20 saniye. Dirsekleri kırmıyoruz. Gövde açımıza dikkat ediyoruz. Kalça yukarı ya da aşağıya çok yapmıyoruz. Düz bir açıda sabit statik olarak bekliyoruz 20 saniye. Yine 15-20 saniyelik bir dinlenmemiz var. Evet, 3. hareketimiz side plank. 10'ar saniye. Düz bir pozisyonu yakaladık. Açımıza dikkat ediyoruz. Dilerseniz ayak ayak üstüne buradan kalkışı yapabiliriz. Dilerseniz kalkamıyorsak eğer bir ayağımızı üstteki ayağımızı öne getirerek destek alıyoruz. Buradan 10 saniye beklememiz var. On saniye olduğunda 4-5 saniyelik bir dinlenme ve tam ters yönünü yapıyoruz. Evet, yine aynı pozisyondayız. Duramıyorsak ayağı öne alabilirsiniz, sıkıntı yok. Evet. Total olarak birer setten 3 hareketlik plankımız bittikten sonra core hareketlerimize geçiyoruz. Evet, birer setlik plank hareketlerimizi 3 hareketten bitirdikten sonra bir core serisine geçiyoruz. Burada da 3 hareketimiz var. 20x2'şer set olacak hepsi. İlk hareketimiz crunch ile başlıyoruz. Eller ensede. Ufak ufak sıkıştırmayla 20 tekrar yapıyoruz. Son 15 saniye dinlendikten sonra ikinci seti tekrardan aynı hareketle devam ediyoruz. İkinci hareketimiz makas yapıyoruz. Eller ensede, gövdeyi kaldırdık, karın bölgesini sıkıyoruz. Ayaklar yere paralel, parmak uçları kendimize çekip burada makas yapıyoruz yine tekrar. Yirmi çarpı iki sette bunu yapıyoruz. Üçüncü hareketimiz side crunch yapıyoruz. Bacak bacak üstüne attık. Sağ bacağımızı attıysak sağ kolumuz yerde paralel. Komple sırt üstü yattık. Sol dirseğimizle sağ tarafa çapraza doğru kalkıp iniyoruz. 10 çarpı 10 sağ 10 sol ikisi. 5 6 7 8
9, 10. Bir 10 saniye, 5-10 saniye dinlenmeden sonra tam tersini yaptık. Sol kol yerde, sağ ensemizde. Mümkün olduğu kadar omuzu, sol omuzu yerden kaldırmıyoruz. Tamamen hareketi sağ tarafla yapıp sağ tarafla iniyoruz. Evet. Üçüncü hareketimizde 20x2 set. Core serimiz bittikten sonra ters mekik hareketlerimize geçiyoruz. Evet, karın egzersizlerimiz bittikten sonra sırt egzersizlerimize geçiyoruz. Yüzüstü yattık. Eller ensede ya da 90 derecelik açıda yanda tercih edebilirsiniz. Ayakları kaldırmıyoruz. Back extension yapıyoruz. Ters mekik yapıyoruz. 20x2 set. Arada bir 10'ar saniyelik dinlenmelerimiz var. Ve ikinci sete geçeceğiz. 20. Evet, ikinci hareketimiz swimming. Yüzme yapıyoruz. Yine yüzüstü yattık. Eller ve ayaklar yukarıda. Burada son noktaya kadar aynı anda paralel şekilde açtık ve tekrar kapattık. İster 10 tekrar 2 set, ister 20 tekrar 2 set yapabiliriz. Ayak ve kol koordinasyonu birbirine mutlaka paralel olsun. Önce ya da sonra olmasın. Aynı anda açılıyor ve aynı anda kapanıyor. Evet arkadaşlar, 5. günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine her zamanki gibi 4-5 dakikalık bir stretchimizi yapalım. Bir sonraki güne ve bir sonraki antrenmanı daha çabuk toparlama sürecimizi oluşturmak için. Ayak parmak uçlarımızı kendimize doğru çektik, ayaklarımızı uzattık, dizleri kırmıyoruz. Parmak uçlarından kendimize çektik. Ortalama 5-6 saniye bekledik. Gövde kambur ya da çok dik değil, mümkün olduğu kadar öne uzanıyoruz. Evet. Tek dizimiz kırık, diğer dizimiz kırık değil. Parmak ucundan kendimize doğru çektik. Elimizle ya da dirseğimizle bastırabiliriz. Gövdemizi öne doğru getirdik. 5-6 saniye bekliyoruz. Evet, diğeri. Aynı pozisyondayız. Düz uzattığımız dizi kırmıyoruz. Parmak ucundan çektik. Dirseğimiz ya da elimizle bastırıyoruz. Gövdemizi öne doğru getirdik. Gövdeyi kamburlaştırmıyoruz. Mümkün olduğu kadar ön noktaya kadar gelmeye çalışıyoruz. Bir 5-6 saniye bekliyoruz. Evet. Bir ayağımızı yana aldık. Gövde açımız dik. Sol dizimizi sağ omuzumuza doğru çekiyoruz. 5-6 saniye bekledikten sonra tam tersi yönü. Ayak tam taban bastı. Gövdeyi döndürmüyoruz. Dik bir açıdayız. Sağ dizimizi sol omuzumuza doğru çekiyoruz. Kalça bölgemizin gerildiğini hissedelim. Yine 5-6 saniye bekledik. Evet, bir sonraki hareketimiz. Ayaklar birbirine paralel. Mümkün olduğu kadar kasıkları getiriyoruz. İki ayağımızın altından tuttuk. Dirseklerimizle bastırdık. 5-6 saniye bekliyoruz. Evet, dinamik şekilde bir fly yapıyoruz. Yukarı aşağı sallamamız var. Evet, ayaklarımızı açtık. İki parmak ucumuzdan tuttuk. Eğer tutamıyorsak ayak bileklerimizden de tutabildiğimiz son noktadan tutabiliriz. Gövdemizi kambur hale getirmiyoruz. Mümkün olduğu kadar üst tarafımızı öne doğru kendimizi çekmeye çalışıyoruz. Dizleri kırmadan. Bileklerden de tutuyorsak yine aynı şekilde gövdeye doğru getiriyoruz. 5-6 saniye bekledikten sonra sağ taraftayız. Yine bir 5-6 saniye bekliyoruz. Eğer tutamıyorsak tutabildiğimiz son noktadan tutup oradan gövdemizi öne doğru getiriyoruz. Tam tersi yönü. Evet. Tek dizimizi kırdık. Diğeri arkada. Kırık olan dizin üzerine doğru geldik. Arkadaki dizimiz kırık değil. Mümkün olduğu kadar gövdemizi öne doğru getirip kalçamızı aşağı doğru, üstüne doğru bastırıyoruz. Yaklaşık bir 8-10 saniye bekliyoruz.
Tam ters yönü. Yine aynı şekilde. Tek dizimizi kırdık. Arkadaki diz kırık değil. Üstüne doğru geldik. Gördüğümüz üstüne doğru getirdik. 8-10 saniyelik beklememiz var. Ve son hareketimizle 5. günün sonuna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5. günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 1 haftalık bir egzersiz programı size her gün farklı olmak şartıyla hazırlamış bulunmaktayız. Öncelikle hafta sonunu 2 günlük off veriyoruz. Bunun da sebebi 5 günlük bir yoğun çalışmanın üzerine vücudun toparlanma sürecini bırakmak zorundayız ki vücudun hem bağışıklık sistemi hem de vücudun yıkımına gitmemek için. Çünkü hiçbirimiz profesyonel değiliz. Profesyonel olmadığımız için ister istemez bu antrenmanlar bazı kişilere çok yoğun gelebilir, bazı kişilere de çok hafif gelebilir. Buna göre set oynamalarını zaten elimizden geldiği kadar serbest bıraktık. Bir sonraki hafta zaten set artırımıyla beraber aynı programa devam edeceğimiz için buradaki yoğunluk biraz daha fazla hale gelecek. Mümkün olduğu kadar set aralarındaki dinlenmelere, hareket aralarındaki dinlenmelere, birebir dinlenmelere mutlaka önem verelim. Isınma egzersizlerine mutlaka birebir önem verelim. Bir aylık bir programın sonunda mutlaka iyi bir sonuç alacağız ama spor sadece tek başına bir şey değil. Bunun yanında mutlaka düzenli bir beslenme programınız da oluyor olması lazım. En azından mümkün olduğu kadar daha sağlıklı ve daha düzenli bir beslenmeyle birlikte egzersizinizi yaptığınız takdirde kor bölgemizde, kalçamızda, bacaklarımızda genel anlamda tüm vücudumuza güzel bir sonuç alacağınıza inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Soru ve görüşleriniz olursa BK Basketbol sosyal medyalarından bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.